Sandman sonunda geldi. Morpheus, Dream, artık ne derseniz. Tabi bazılarınız benim gibi çok önceden okumuş olabilir. 2000'lerin başında Türkçe'ye basılmış bir çizgi romandı. Arka Bahçe basmıştı o zaman. Şimdi İtaki basıyor. Belki de birçoğunuz da yeni baskılarıyla duydunuz. Okumaya başladınız ya da yeni çıkan farklı hikayeleri yeniden duymuş olabilirsiniz. Ama Sandman'i sevenler belki de 90'ların başından beri iyi bir uyarlama bekliyorlardı ve 33 sene sonra bu geldi. Ve hemen baştan şunu söyleyeyim videonun girişinde, bence gerçekten iyi bir uyarlama olmuş. Özellikle de abi uyarlama çok kritik, çizgi roman estetiği diye delirenler varsa aranızda bilmiyorum, estetik olarak seveceklerdir ama uyarlama olarak bazı diyalogların bile birebir olduğu, bazı anların, sahnelerin bile birebir olduğu ama bazı yolların değiştirildiği ama sonuçların değişmediği ya da ufak dokunuşların olduğu bir hikaye olmuş. Şimdi ilk girişte yine spoilersız bir konuşacağız Sandman'i. Diziyi genel hatlarıyla bir bahsedeceğim. Sonra da spoilerlı kısma geçeceğiz. Yine çok uzatmak istemedim bir video deyip başlayacağım ve umarım uzatmam. Dizi çok iyi oldu demiştim ama ufak birkaç şeye değinmek istiyorum öncesinde. Dizinin aslında temellerinin atıldığı çizgi roman nasıl ortaya çıktı? 87 yılında aslında ilk editörü, o zaman Neil Gaiman editörü olan Karen Berger'le bir görüşme yapıyorlar. Neil Gaiman o zaman zaten DC'ye bir iş yapmak istediğini söylüyor ama daha böyle unutulmuş kahramanları, DC'nin zamanda yazıp unuttuğu kahramanları tekrar diriltsem mi diye düşünüyorum falan derken bu editörü tarafından çok ilgi görmüyor. Daha sonra editörünün tamam bunu yapacaksan bak Sandman diye bir karakter vardı. Eskiden yaptığımız onu yap ama yapacaksan da onu tamamen yeniden yarat, sıfırdan yarat diyerek bu hikayeye başlıyor Neil Gaiman ve Sandman aslında DC'nin ta 1919'da yarattığı gaz maskeli, aslında düşmanlarını, suçluları yakalamak için uyutucu gaz atan ve bayıltıp yakalayan tuhaf bir karakter. Açıkçası ben hiç okumadım. Sonrasında çok bilmiyorum ama sadece bu temelden çıktığını zamanında okumuştum. Bu karakteri alıyor ve Dream'e çeviriyor Neil Gaiman. Ve Dream karakteri ortaya çıkıyor. Daha doğrusu da Endless familyası ortaya çıkıyor. 7 kişilik. Bu familya üzerine aslında çok da nereye gideceğini bilmeden bir hikaye yazmaya başlıyor. Hatta çok da ürkütücü bir süreç Neil Gaiman için. Çünkü aylık fasikül yazmak, hatta haftalık, 2 haftalık fasikül yazmak gerçekten yazarlar ve çizerler için çok zordur. Çok yoğun süreçlerdir. O zaman da çok zorlanacağını, hatta DC'nin bir noktada iptal edeceğini düşünse de ilk 8 sayı sonunda satışlar çok patlıyor. Çok seviliyor Sandman ve toplam 75 fasikül olarak çıkıyor. Tabii eklenen hikayeler, kısa hikayeler, öncesi sonrası, kıçı başı derken toplamda 10 ciltlik bir külliyat ortaya çıkıyor. Tabii önce DC altında başlayan bir külliyat. Sonra Vertigo'ya geçiyor. Sonra biliyorsunuz yakın dönemde Vertigo kapandı. Black Label oldu DC altında. Orada Black Label altında sanırım birkaç sene önce de yeni edisyonlarını çıkardılar. Deluxe Edition olabilir. Tam onu da şimdi adını hatırlayamadım. Onlara da bakabilirsiniz. Bir sürü fantastik edisyonda çıktı yakın zamanda. Ve Sandman'i yakın dönemde bu gazlamasından sonra tabii uyarlaması çok konuşuluyordu. Tabii tartışmalara geleceğiz ama uyarlamanın Netflix özelinde, özellikle Neil Gaiman işin içindeyken nasıl olacağı tabii çok konuşuldu, tartışıldı. O kısma da aslında spoilerlı tarafta videonun sonuna doğru biraz daha değineceğim. Şimdi diziye gelirsek, dediğim gibi bence çok iyi bir uyarlama olmuş ama şunu söylemem lazım. Ben asla şu tarafta değilim. Abi işte çizgi roman estetiğini diziye yansıtamamışlar. Bu bana çok saçma bir cümle gelip geliyor zaten her zaman. Çünkü farklı mediumlar, farklı alanlar. Yani bir kitabı filme koyduğunuzda nasıl kitap estetiği yok diyemiyorsanız, çizgi romanı da filme koyduğunuzda aslında arda arda dizilmiş bir frame'den oluşan kareleri aynısını dizide, filmde görmek çok mantıklı değil. Çünkü çizgi romanın anlatısı aslında sizin kafanızda daha fazla şey doldurmanızı gerektiren, o tek bir görselden daha büyük bir dünyaya girmenizi sağlayacak çok kuvvetli aslında tek o frame'ler yaratılmaya çalışılıyor ve onun kuvvetini yaratmak için de işte çok fazla işte epik anlatılar, epik çizimler, mekanların detayları falan eklenebiliyor. Ya da bunu diyaloglarla yapabiliyor yazarlar ve çizerler de bunları hayata geçiriyorlar. Şimdi dizi ve film bambaşka bir yer. Tabii ki çizgi romandan bir kareyi, bir paneli, oradaki bir arka planı, bir heykeli, bir görüntü, yani bir hareketsiz nesneyi koymanız daha kolay. Ama hareketli bir şeyi çizgi roman estetiği yapacağım diye yavaşlatmanız, ki bunu işte Snyder çok yapar, çok da kötü gözükür. Yavaşlatmanız, dondurmanız, o kareye bakın iyice dondurduk, iyice aldınız mı bakın çizgi roman estetiği diye bağırması aslında çok mantıklı olmuyor. Ve bu da hem seyirci için yorucu hem de seyircinin aslında diziden beklentisini bulanıklaştıran bir şey oluyor ve dizi iyi olsa da seyirci diyor ki ben ne izliyorum yani ve mutsuzluğunu bu çizgi roman estetiğine yığıyor. Çok mantıklı değil çünkü başka bir şey izlediğini fark etmesi lazım. Burada işin ilginç yanı Neil Gaiman'ın aslında sanırım en çok işin içinde olduğu proje bu Sandman ve gerçekten de şöyle bir şansı elde etmiş. Ki ben bu şansı başka elde eden var mı şu an çok hayal edemiyorum da aklıma gelmiyor böyle bir isim. Kendi çizdiği, yazdığı çizgi romana 33 sene sonra bakıp tekrardan bazı yerlerini şekillendirip bugünün karakterini, bugünün hayatını, bugünün insanlarını tekrar düşünüp tekrar şekillendirdiği bir yapıya sokmuş hikayeyi. Bu çok değerli olmuş bence. Bu çok büyük bir fırsat. Yani 33 sene önce yaptıklarınız da daha sonra düşündükleriniz bile biri olmayabiliyor ya da daha derin bakabiliyorsunuz bazı şeylere. Daha sonunu bilerek tekrardan ulan biz buraya geldik keşke başta şunu yapsaydım dediğiniz şeyleri tekrardan yapabiliyorsunuz. Gaiman bunların hepsine sahip olmuş ve yapmış ve bu çok iyi çalışmış. Dediğim gibi yani dizinin çıkış noktasında da bazı değişiklikler var. Mesela en ufağından bir örnek vereyim işte Dr. Hathaway hikayenin başlangıcı aslında bu arada size anlatmış olayım. Burası spoiler değil. Aslında girişi nasıl bir hikayeye girdiğinizde anlamanız için fırsat verebilir. Dr. Hathaway bir kitap çalıyor bir müzeden bir işte sergiden nereden hatırlamıyorum. Onu getiriyor işte Burcas'a veriyor. Burcas da bir tarikatın başındaki böyle aslında çizgi romanda genç kalmak isteyen, ölümsüz olmak isteyen bunu kendi tarikatına yaymak isteyen bir adam. Ama dizide bunu işte Hathaway'in zaten oğlu çizgi romanda da işte savaşta kaybetmiş oğlunu. O da diyor ki yani oğlumu diriltebilir miyiz? Beyim ne yapabiliriz falan diyor. O kitabı getiriyor. O da onu hiç iplemiyor. Dizide ise Burgess de oğlunu kaybetmiş. Hatta küçük oğlu Alex'e de büyük oğlunu kıyaslayan bir yere koymuş. Ve oğluyla arasındaki bu kıyastan dolayı, iki oğlu arasındaki bu kıyastan dolayı da farklı bir drama yaratmış. Bu çok isabetli olmuş mesela bu bir örnek diye verdim ve dizi seyircisini bu drama aslında daha hızlı içine çekebiliyor. Çünkü çizgi romanda bazı yerler biraz fazla tepeden düşme yani çizgi romana alışık olmayan bir seyirci çizgi roman okuma kültürüne takip etme kültürüne alışık olmayan bir seyirci dizide bunları görse ne oluyor ne yapıyoruz bu kimdi bu nereden geldi falan diye kafası çok karışabilir. O yüzden çok güzel böyle minik minik dokunuşlarla tercihlerle başlangıç noktaları ve sonları aynı olsa da aradaki yolları değiştirmiş Neil Gaiman ve ekip. Bu yollara işte karakterler eklemiş. Bazı karakterlerin yerini değiştirmiş. Daha sonra çıkacak karakterler öne alınmış. Tabii onların sunumu da önemli. Yani şimdi karakterleri de seyirciye sunmanız lazım ama bunu da çok bayık bir şekilde yapmamanız lazım. Ki bunda birçok eserde aslında konuşmuştuk. Yayınlarda da konuşuyoruz. Yani orijin hikayesi anlatırken çok didaktik, çok sıkıcı anlatılar olabiliyor. Bunları da olabildiğince yedirmiş. Mesela Matthew işte o kuzgun karakterini daha erken alıp Dream'le Matthew'u konuşturarak bazı yan bilgileri vermeyi başarmış. Ki çizgi romanda yine bunu dış sesle bir dış ses balonu olarak okursunuz genelde. Bunu şimdi dizide vermek çok mantıklı değil. Sıkıcı. Devamlı dış ses duymak karakterlerin daha hareketsizleşmesine neden oluyor bence. Onların oyunun düşmesine neden oluyor. Bunu da silmişler. Çok isabetli kararlarla çok iyi bir anlatı olmuş ve ortaya çok başarılı bir dizi çıkmış. Peki hikayeye tekrar döneyim. Ne oluyor bu hikayede? Bu kitap geldi. Ne yapacaklar? Aslında işte ölümü çağırmak istiyorlar orada. Death'i çağırmak istiyorlar. Bir büyü yaparak. Ve onu hapsedip aslında ölümsüz olmak istiyorlar. Ama yanlışlıkla Dream'i. Rüyalar aleminin kralı mı dersiniz artık? Tanrısı mı? Ne dersiniz? Onu çağırıyorlar. Ve hapsediyorlar. Yaklaşık 100 küsür sene boyunca. Olaylar burada gelişiyor. Aslında burada bir bencillik hikayesiyle giriyoruz diziye. Çok bencil bir adamın aslında milyonlarca kişinin sadece kendi hayatı için milyonlarca kişinin hayatına zarar vermesi, birçok çocuğun insanın uyku hastalığına yakalanması, uyanamaması, kabuslar görmesi ya da uyanık olanların uyuyamaması gibi birçok hastalığa neden oluyor ve dünyada aslında küçük bir kaos yaratıyor bu 1 milyon kişi üzerinden. Daha sonra da işte Dream karakteri ondan çalınan 3 parçada eşyası var. Bir yakutu, bir kum torbası, bir de maskesi var. Maske bu arada çok güzel olmuş. Hani çizgi romanda benim çok sevdiğim bir detaydır maske. Ki o maskenin çıkışı da aslında Dream'in 1939'daki ilk çiziminden esinlenip Gaiman'ın daha sonra çalıştırdığı çizerlerle, beraber çalıştığı çizerlerle şekillendirdiği bir maske. İşte bir gaz maskesine benzesi de daha böyle bir kuş kafası, bir H.R. Giger tasarımı gibi, bir alien kafası gibi ama gözlü. İşte altından bir omurganın sarktığı ilginç bir maskedir. O maske ve taş ve tozu kaybedip bunların peşine düşüyor ve hikaye başlıyor. Aslında ilk 5 bölümde iki hikayeyi paralel izliyoruz. Bir yandan da iç içe geçmiş John Dee'nin hikayesi ve Dream'in eşyalarını bulma hikayesi. Yani gidiyorlar ve bir sonuca varıyorlar. Burada spoiler vermeyeceğim, korkmayın. 5. bölümden sonra ise 6. bölümle itibaren de ikinci hikaye ve onun yan hikayesi başlıyor. Özellikle 6. bölümden sonra Gaiman'ın da zamanında söylediği gibi esas tonunun oturduğu hikaye orası, onu spoilerlı kısımda anlatacağım. Çok da şimdi heyecanınızı bölmek istemiyorum çünkü işte farklı karakterler giriyor çıkıyor, kim ne zaman gelecek onu bile heyecanla bekleyenler vardır aranızda eminim. O yüzden onda spoiler kısmı bırakıyorum. Spoilersız kısımda yine şundan da bahsetmem lazım. Dizinin bence en çok konuşulan kısımlarından biriydi. Dediğim gibi çok iyi uyarlanmış. Hikaye akışı çok iyi. 10 bölümde her şeyi çok iyi paketlemişler. Ve kast muhteşem. Yani çok iyi bir kast oluşturulmuş. Çok tartışma çıkmıştı bununla ilgili. İşte o siyah oldu, bu beyaz oldu. O niye işte non-binary bilmem ne. Ki Gaiman bunlara tek başına cevap verdi. Birçok konuyu zaten kapattı. Ki burada bence en değerli cevabı, yani çizgi romanı okuyup anlamamasına artık insanların kızması olabilir. İşte Desire karakteri, tutku karakteri aslında çizgi romanda da non-binary bir karakter. Vay işte neden non-binary birini oynattığınızda insanlar kızmışlar. Ben orayı kaçırmıştım bu diyaloğu ama Neil Gaiman'ın bir röportajında okudum. O da hani galiba okuduğunuzu da görmüyorsunuz ya da unutmuşsunuz. Çizgi romanda da böyle diyerek aslında bu tartışmalara çok büyük bir son vermiş oldu. Tabii yine tartışmak isteyen birçok şey tartışabilir ama hiçbir önemi yok. Dediğim gibi hikaye önemli, hikayenin anlatımı önemli, sizin üzerindeki etkileyici önemli, karakterler önemli, karakterlerin ilerleyişi önemli. Bunların hepsi çok iyi çalışıyor dizide ve bütün örgüyü aslında çizgi romandan bir tık daha iyi bağlamış. Çünkü çizgi romanda da tabii gördüğünüz her karakter, her olay birbiriyle bir şekilde bağlanıyor ama yine de bazı anları ya unutabiliyorsunuz, işte 100 sayfa önce okumuşsunuz, hatırlamayabiliyorsunuz. Dizi bunları hatırlatma şansını da bulduğu için seyirciye bence çok iyi organize etmiş, çok iyi bir örgü oluşturmuş. Az önce söylediğim gibi hani baş ve sonlar çizgi romanla çok paralel olsa da aradaki yollarda minik değişiklikler, dokunuşlar, yer değiştirmeler yaparak çok iyi çözmüş. Şimdi kasta tekrar dönüyorum. Kastın önemi bu dizide aslında çok önemliydi. Ki yine Neil Gaiman'ın ağzından şunu da söyleyebilirim röportajlarından yine. Özellikle Dream karakterinin her diyaloğu, vurgusu çok önemli. Tonlaması çok önemli. Duruşu, hareketi çok önemli. Yani bunların birini bile biraz karikatürize verse, biraz olmasa çok sırıtabilir. Death karakteri keza, işte Desire karakteri keza. Lucifer, Gwendolyn Christie'nin oynadığı mükemmel bir karakter keza. Bu bütün karakterlerin diyalogları çok zihninizde o tonlamayı yaratacak şekilde olmalı. Yani buna, o karaktere baktığınızda evet ya bu bir düşler aleminin kralı işte. Bu işte Lucifer abi gerçekten evet ya hissettim dedirtecek şekilde olmalı. Çok ciddi bir süreç olmuştu bu casting süreci. İşte Death karakteri için 700 audition yapılmış, 700 görüşme yapılmış. İşte oradan Kirby Howell-Baptiste seçildi. Bence çok iyi olmuş. Tom Sturridge keza Dream'i oynayan 200 kişi arasından seçildi. Gwendolyn Christie tabii orada küçük bir detay var. Aslında o karakter işte zaten Gaiman'ın da açıklaması David Bowie'yi düşünerek yaratılmış bir karakter ama tabii kendisi artık vefat etmiş durumda. O yüzden de hani oraya farklı birini bulmak ya da işte o karakteri değiştirmek zor olabilecek bir tercihken Gwendolyn Christie çok doğru bir hareket olmuş. Onun o sakin tonlaması ama korkutucu duruşu, işte biraz daha böyle eski stil, Victoria dönemi saç stiliyle böyle daha bir hanımcık gibi dururken ama bir yandan da böyle sahne değiştiğinde büyüyebilen, kanatlarıyla tekrar daha böyle görkemli bir hale gelebilen, o korkutucu diyaloglarıyla falan çok tatlı bir karakter olmuş. Bunların hepsini işte Gaiman aslında işte imkan bu. Yani her yazarın, her çizerin bulabileceği bir imkan değil. Yani reshape etmiş, yeniden şekillendirmiş ve bugüne uyarlamış. Bu bence çok kıymetli olmuş. Ben hala şaşkınım yani buna. Onun dışında benim diziyle ilgili korktuğum kısımlar vardı uyarlanırken nasıl olacak diye. Özellikle de yan hikayeler. Çok fazla yan hikaye ve küçük hikayeler var. Yani ana örgünün dışında ana hikaye tabii yine besleyen ama daha böyle halk öyküsü, işte Twilight, bu Alacakaranlık Kuşağı hikayeleri gibi öyküler, korku hikayeleri gibi öyküler var kısa kısa. Bunları nasıl yedirecekler diye biraz korkuyordum açıkçası. Ya da atacaklar mı diye düşünüyordum. Atmamışlar. En azından bazıları hatta öne bile almışlar. Yerleriyle de oynamışlar. Özellikle de Man of Good Fortune hikayesini çok güzel bir yere eklemişler. Görünce siz de anlayacaksınız. Man of Good Fortune, çok kısa bahsetmem gerekirse, spoiler diye korkmayın. 100 yılda bir Dream'in sadece bir kere, 100 yılda bir kere görüştüğü bir karakter. Detayına girmeyeceğim. Spoiler kısmında biraz daha anlatırım. Bir hikaye. Bunu o kadar iyi bir noktada yedirmişler ki, biraz da Dream'in kendini bulma hikayesine geçtiğimiz bir anda görmek çok hoşuma gitti. Diğer hikayelerde böyle ufak ufak, bazen anlatılarla, bazen hatırlatmalarla, bazen çizgi romana göndermelerle tatlı tatlı eklemişler. Bunu da çok beğendim. Çok doğru tercihler yapmışlar burada da. Tabi burada bir sıkıntı var. Eleştirebileceğim önemli noktalardan biri. Şimdi standart bakışta olan bir seyirci, yani ulan ben açtım izliyorum seyircisi. Standart derken bunu küçük anlamda söylemiyorum. İşte çizgi romandan haberi olmayabilir, olmak zorunda değil. Gaiman'dan haberi olmayabilir, olmak zorunda değil. O seyircinin takip etmesi için biraz zor bir iş. Çünkü hikayeler bütünü oluştursa da günün sonunda 10 bölüm bittiğinde bütün hikayeler bir bütünü oluştursa da, ya da hatta dediğim gibi 5. bölümde bir part bitiyor. Sonraki 5 bölümde bir partı daha bitiriyoruz. Oluştursa da biraz takip etmesi zor olabilir. Karakter kimdi, bu niye böyle yaptı, ne oluyor, nereye gidiyoruz, niye bundan etkilenmemiz gerekiyor diyebilir. Biraz işin içine girmek lazım. Birazcık karakterleri anlamak, ne yapmaya çalışıyorlar, neden böyle bir hikaye izliyoruz. Birazcık o işte alacakaranlık hikayesi kafasına alışık olmak, biraz onları seviyor olmak gerekiyor. O yüzden hani açalım, boş boş oturup izleyelim dizisi olmamış pek. Ki bu benim için daha iyi. Ben bu açıdan mutluyum. Yani içini tamamen boşaltıp ben şeyden korkuyordum açıkçası biraz. Acaba işte Dream alacaklar. Bunlardan işte Dream, Death, Desire, Destruction falan hepsini toplayıp böyle farklı bir hikaye. İşte karakterleri aldık. Based on these characters deyip böyle saçma sapan bir şey mi yapacaklar diye. Korkmuyor da değildim. Hiç de öyle olmadı. Ya şöyle diyeyim, çizgi romandan bazı anlar birebir var. Yani böyle diyaloğunun noktasına kadar birebir alınmış yerler var. Ve bunları da hani sırf olsun diye koymamışlar. Bu da diğer taraftan iyi bir tercih. Tabii şunu da söylemem lazım. Çizgi romanı sevenler için de durum ne? Tabii çizgi romanı sevenler için, çok sevenler için, artık fanboyu diye, fanboy olanlar için diyebileceğim de, tabii bazı şeyler çıkmak zorunda kalmış. Yani DC karakterlerinin, çünkü normalde Justice League, Batman, Scott Free, Mr. Miracle göndermeleri bile, hatta karakterler bile içinde varken tabii onları çıkarmaları gerekmiş doğal olarak. Ha, bazıları duruyor. Duranları yine spoiler kısmı atayım. Bazıları da çıkmış gitmiş. Onlara çok yapacak bir şey yok. Yani üzülenler olabilir ama dediğim gibi çok da etkilemiyor diziyi bence. Son olarak da görselliğinden bahsedeyim. Görselliği bence muazzam olmuş. Özellikle tabii muazzam olmuş derken eleştirimi de hemen başa atayım. Şimdi muazzam olmuş deyince böyle 10 üzerinden 10 da demek istemiyorum direkt. Böyle bir dizi için muazzam olmuş. Çünkü yakın zamanda çok kötü örnekler görüyoruz. Hatta Marvel'ın işte çalıştığı VFX'çilerin artık isyan etmesinden dolayı Marvel işlerinde bile çok kötü sonuçlar görmeye başladık. Çünkü çok çalışıyorlar, çok az ekip var, çok fazla iş var. Her yerde, sadece Marvel değil. Bugün işte Disney Plus'ta ekstra iş yapıyor. Amazon'da ekstra iş yapıyor. Netflix zaten devamlı iş yapıyor. Bu kadar görsel efekt sanatçısını hem dijital hem analog tarafta bulmak, çalıştırmak falan gerçekten çok zor olmaya başladı ve çok artık overdose oluyor bu insanlar. Bu bağlamda baktığımızda bence çok iyi bir iş çıkmış. Özellikle işte Desire'ın, Threshold'unun yaratılması, o mekanın yaratılması, Dream'in kraliyeti, onun mekanları, Habil'le Kabil'in mekanı, animasyonunun çok iyi olduğu yaratıklar görmemiz, çok kısa gözükecek yaratıkların bile animasyonlarıyla çok uğraşılmış. Ha ne kötü, gerçekten detaylarda bazı göze batan şeyler var. İşte Virtual Studio kullanan yerlerde bazen arkadaki görüntüler biraz sırıtmış. Bazı yerlerde detaylarla uğraşmamışlar. Sonda çıkan bir karakter var, o karakterin görsel efekte işte olmuş, hani o keşke daha iyi olsaymış dedirtti mesela birazcık. Ama tabii bunlar böyle işte biraz kılı çöpü tüyü gibi oluyor. Hani çok da hikaye etkisi olan, bozan, anlatıyı etkileyen şeyler değil. Göze batabilecek büyüklükte olanlar genelde çok iyi kotarılmış. O yüzden de ben mükemmel etiketini koyuyorum. Özellikle bu dönemde bu kadar fazla hatalı iş izlerken. Evet, dizinin spoilersız kısmı aşağı yukarı böyle. Bence kesinlikle izleyin. Çizgi romanı bilseniz de bilmeseniz de kesinlikle yapıştırın. 10 bölüm. 45-50 dakikalık ortalama bölümler, sıkılmadan izleyeceğinize eminim. Ama tek dediğim gibi eleştirim biraz dağılabilirsiniz. Dağınık gidebilir. Özellikle ilk 5 bölüm bittikten sonra 6. bölümde aslında yeni bir dizi başlıyor gibi oluyor. Orada da biraz kafalar karışabilir. Parti parti de izleyebilirsiniz o yüzden 5 bölüm 5 bölüm gibi. Kafanızın boş olduğu bir anda izlemeniz, karakterleri takip etmeniz, diyalogların derinliğini takip etmeniz açısından çok daha iyi olacaktır. Deyip spoiler kısma geçiyorum. Şimdi spoiler kısımda öncelikle aslında biraz Gaiman'ın yine tercihlerine döneceğim. Gaiman'ın burada özellikle Desire karakterini yaratırken tercih ettiği non-binary oyuncuya çok tepki gelmişti dedim. Çok iyi olmuş. Yani bütün karakterlerin, giren çıkan bütün karakterlerin tercihleri çok iyi olmuş. Mesela işte Matthew, kuzgun Matthew daha önce geliyor, daha sonra gelmesi gerekirken. Gwendolyn Christie karakteri özellikle de Dream'le kapıştığı bölüm. Özellikle bunun Dream'le kapışması, işte demin söyledim ya, özellikle spoiler'a attım. Bunlar aslında çok spoiler olmasa da bilen izleyicinin tadını kaçırabilir. Aslında orada başka bir demon'la dövüşüyor o sahnede. Kendi maskesini almak için kapıştığı sahnede, çizgi romanda onu direkt Lucifer'la kapışacak hale getirmişler. Bu mükemmel bir detay olmuş. Ki buradaki kapışma dediğim de aslında böyle bir fight olmamış. Buna da sevindim. Yani mesela bu da yakın dönem dizilerde korktuğumuz şeylerden biri oluyor. Özellikle uyarlamalarda. İşte aksiyonu arttırmamız lazım. Evet, bu dizide aksiyon neredeyse hiç yok. Çok basit birkaç, çok basit, çok küçük birkaç şey var. Aksiyonlar genelde daha magical, büyülü olaylardan ortaya çıkan aksiyonlar var. Çizgi romanda ne kadar varsa o kadar var. Yoksa işte evet şimdi bir Dream bir dövüşsün bakalım, bir okkalı indirsin Lucifer'a tarzı bir şey Allah'tan girmemişler. Evet, dedim ya, orada başka bir demon'la aslında bir atışma. Çizgi romanı hatırlayanlar zaten anladılar şu anda. Bir atışma yapıyorlar. Bir mantık atışması yapıyorlar ve bunun sonucunda işte aslında o Dream'in meşhur işte hope dediği, umut dediği kısma geliyoruz ve maskesini alıyor. Burada çok, burası çok güzel olmuş. Bu tarz, işte bu tarz tercihler çok önemli. 5. bölümden sonra 6. bölümde ortaya çıkan Death karakterinin uyarlaması. Bu kısmı çok merak ediyordum. Çünkü Death'in ilk geldiği hikaye olan Sound of Her Wings, Gaiman'ın da hep belirttiği gibi aslında ilk esas aslında Sandman'in gerçek tonunu bulduğu, gerçek anlatıyı bulduğu hikaye bu hikaye. Bunun uyarlanması bence çok önemliydi ve bu hikaye gelene kadar, yani 6. bölüme gelene kadar ki 5. bölümde bu başlıyor. 4'e 5'e kadar diyeyim, hani 4-5 civarına gelene kadar dizinin çok yumuşatıldığını düşündüm. Gerçekten bazı yerler ya acaba işte yaşı düşürelim diye mi bunu yumuşattılar, bu da yok gibi, biraz daha böyle minnoşlaştırmışlar gibi düşünün ki Sweet Tooth mesela yakın dönemde böyle bir uyarlamaydı. Ama ona yakışıyordu. Yani Sweet Tooth'a gidiyordu. Daha masalsı bir anlatım gidiyordu ama Sandman her ne kadar düşler aleminde geçse de masalsı bir anlatım değil. Daha ürkütücü, daha korkutucu bir anlatım. Aslında hep şey gibi aslında. Hep bize anlatılan o masalların yumuşak halleri var. İşte kırmızı başlıklı kız şöyle gitti böyle gitti. Ama gerçeğine baktığınızda, ki çizgi romanda da vardır bunun örneği. Kırmızı başlıklı kız kurdun işte anneannesini kesip parçalayıp ona sunmasıyla anneannesini yer falan. Sonra işte kırmızı başlı kızın kıyafetlerini çıkartıp yaktırır. Kurt ondan sonra ona yatağa girer orada yer falan tarzı. Daha ürkütücü, daha korkutucu hikayelerdi bunlar. Sandman'de çok sakin, minnoş gözükse de bazı yerlerde çok ürkütücü, sertliğe çok hızlı, sıfırdan yüze çok hızlı çıkabilen bir hikayedir. Özellikle 4-5'ten sonra bunu çok iyi yapıyorlar ve 6'da da bu zirveye çıkıyor. Çünkü Death'le beraber çıkıp beraber artık insanları öldürmeye ve Dream'in orada yaşadığı bunalımı, bencilce kapıldığı bunalıma bir son vermeye çalışıyor Death karakteri. Death çok iyi olmuş. Yani cast olarak zaten ben çok sevmiştim. Dizide ilk gördüğümde de, oyun olarak da, diyalogları tonlaması olarak da, çizgi romandaki hali, tavrını o dünyaya, dizideki dünyaya yansıtması olarak da bence çok başarılı olmuş. Ve orada da bebek sahnesini, yine bilenler anlayacaklar, bebek sahnesini koyacaklar mı diye çok düşünüyordum. Koymuşlar. Çok iyi olmuş. Yani tabii orada yine bir yumuşatma var. Orada annenin bebeği öldükten sonraki halini görmüyoruz. Ama olsun. Bence o bile yeterli. En azından o duygu yoğunluğunu hissettirdi dizi bana orada. Sonra Man of Good Fortune hikayesi. Bunu da çok merak ediyordum. Nasıl koyacaklarını çok merak ediyordum. Biraz çünkü kopuk duran, dediğim gibi çizgi romanda hikayeler sayfayı bir çevirirsiniz pat diye başlar. Yani bir introduction her zaman yapmak zorunda değildir yazar ve çizer. Siz takip etmek zorundasınızdır çizgi romanları. Ha, yapanlar olmuyor mu? Oluyor. Hatta ufak ufak bazen yazılarla, eskiden yazılarla yaparlardı. Artık pek de yapmıyorlar. Hani daha böyle mainstream işlerde falan yapıyorlar tabii de. Daha otör işlerde çok çıkmıyor bu artık. Neyse o hikayeyi eklemelerine bayıldım. Benim en sevdiğim Sandman hikayelerinden biri. İşte ölüme inanmayan 1389 yılında Death'le Dream gezerlerken ölümü aptalca bulan, ölüme inanmayan, ölümün saçmalık olduğunu, kendisinin ölmeyeceğini söyleyen bir adamla kulak misafir olurlar. Ve Dream der ki ona hadi bakalım şuna bir ölümsüzlük ver. Bak gör 100 yıl sonra ölmek için yalvaracak, göreceğiz der. Ve o adamların hikayesini izleriz. Daha da fazla anlatmayacağım. Spoiler kısımda olsak bile tadınız kaçmasın. Bence izleyin. Gerçekten çok güzel olmuş. Özellikle de şimdi mesela 90'larda Sandman çıktığında hiç politik eleştiri yok diye eleştirilmiş. Gaiman'ın da o zamanki açıklaması aslında insanın her hareketi politiktir. Ben evet o günün siyasetiyle politikasıyla ilgili bir şey söylemesem de ben de işte cinsel yönelimler hakkında konuşuyorum. Ben de işte insanların hayatlarında yapmak zorunda kaldıkları tercihler hakkında konuşuyorum. İşte bunlara yöneliyorum. Daha çok hayatlarla ilgili konuşuyorum. Bu da bir politikadır. İnsanların hayatlarında yaptıkları da birer politikadır diyerek bunu savunmuş. Ve bugüne geçerken de aslında belki de 30 sene sonra kendine baktığında buraya çok güzel detaylar eklemiş ki o zaman da var aslında. Yani orada da görüyorsunuz diyaloglar aynı. 1389'da bir pub'da o günün işte papasıyla ilgili, yöneticisiyle ilgili, diktatörle ilgili ne konuşuluyorsa 1989 yılına geldiğinde işte Margaret Thatcher konuşuluyor, o günkü papa konuşuluyor. Çok da bir şey değişmemiş. Bu detayı da diyaloglarda çok iyi vermişler. Ufaktan böyle hani o ki ben de hani bana konulan etiketlerin hepsini bir kenara atarak söylüyorum bunu. Bu dizide gerçekten siyasi eleştiri yapsın, günümüze değinsin gibi beklenti zaten olmaz. Çünkü çok soyut yerlerden hikayeler anlatıyor. Ve buna rağmen aslında insan hayatı, insanların bencilliği, insanların birbirine olan ilişkileri üzerine de çok fazla şey söylüyor. Hatta şuna da girebilirim. Tanrıların hikayesini anlattığı bir Sandman ve DC'nin aslında yıllardır özellikle son dönemde tanrısal karakterini insanlaştırma politikası çizgi romanlarında da dizilerde, filmlerde hep devam eden bir şey. Bunu aslında bu karakterlerle DC'nin mainstream karakterlerinde yapamadığı şeyleri Neil Gaiman bu karakterlerle çok iyi yapıyor. Çünkü bu tanrılar hizmetkarı olduğu insanları unutmuşlar. Onlara ne yapacaklarını bilmiyor. Onları kullanıyorlar, onları sömürüyorlar gibi bir noktaya getiriyor. Bunu hangi film yapmıştı Marvel'da? Eternals ve hiç beğenilmemişti. Ama işte burada mainstream karakterler yok, mainstream anlatılar yok. Marvel evreni yok, DC evreni yok. O yüzden işte bu hikaye gerçekten Eternals'ın belki de seyirciye veremediği ya da seyircinin ondan alamadığı şeyleri ki ben Eternals'ı beğenen taraftayım. Bu dizide çok daha iyi anlayıp bulabilirsiniz. Yani insanların hizmetkar olan bu tanrıların insanlaşması, onlara neden hizmet ettiğini anlaması, kendi aralarındaki çekişmeleri ve bunu aslında insanların sahip olduğu duygular, sahip olduğu insani özellikleri karakterleştirerek yapması. İşte ölüm aslında bir özellik ama ölüm her insanın yaşamak zorunda olduğu bir şey. Dream her insanın gördüğü bir şey gibi anılsa da aslında insanlar gerçek hayatlarında hayaller kuruyorlar. Sadece uykuya daldığınızda rüya görmüyoruz. Hayallerimiz var. O hayalleri gerçekleştirmeye çalıştığımız sürece hayat diyoruz gibi bir duruma getiriyor Sandman. İşte diğer bütün Desire'da bu aslında Dream, Death, işte Destiny ki Destiny'yi daha görmedik. 2 sezonda görmeyeceğiz. Kadar. Bu üçünün aslında daha sistematik götürdüğü bir insan hayatını daha böyle bozuyormuş gibi bir yerden yaklaşması onun anlatısıyla. Bence oldukça başarılı. Bunları da dizinin içerisine çok iyi yedirmiş Gaiman ve ekibi. Aslında Gaiman ve ekibi diyorum da burada bir ismini anmaktan korktuğum bir kişi var. Bu kişi de aslında David S. Goyer. Goyer zamanında çok iyi işler yapsa da yakın zamanda çok çok kötü işlere de imza attı. Yani mesela Foundation tam bir hayal kırıklığı oldu. Şimdi tekrar bakıyorum işte zamanında Batman vs. Superman bizim tarafımızdan da çok eleştirildi. O arada daha öncesinde yaptığı aslında Dark Knight'la çalışması, Man of Steel'la çalışması bunlarda da çok iyi işler çıktı. Daha eski işlerde de zaten işte Blade'i var, Batman Begins'i var. Çok daha Dark City'si var bir kere zaten 97 yılında yaptı. Ama bir yandan da son dönemde çalkantılı işler çıkaran da bir yazardı kendisi. Gaiman'la beraber bir de yanlarına işte kim eklenmişti? Alan Heinberg eklenerek iyi bir ekip olmuşlar. Ben burada şeyin değerini bir kez daha anladım bu arada. Yani ana eseri yaratan kişinin değişiklik yapabilecek şekilde hem kendi bunu isteyerek hem de ekiple buna uyumlu çalışabilecek şekilde projeye dahil olması işte uyarlamanın özelliğini çok değiştiriyor. Çok iyi bir yere getiriyor. Tabii mesela Hitchcock'un tarzına bakarsanız Hitchcock tarzında bu çok kötü bir uyarlama. Çünkü Hitchcock tarzı uyarlama kitabı ya da işte uyarladığı ana yapıtı tamamını çöp atıp oradan belli bir özü alıp sadece onunla uğraşmak olabiliyor. Ha başkası için uyarlama işte Snyder için tamamen birebir işte çizgi roman estetiği tırnak içinde öyle yapmak oluyor. Bu uyarlama ise benim en sevdiğim. Yani en dengeli, en güzel, kritik yerlerini, en sevilen yerlerini de alan, günümüze göre güncelleyen, karakterlerini güncelleyen, değiştirebilen, eserine müdahale etmekten çekinmeyen bir yaratıcının uyarlaması işte böyle güzel bir iş ortaya çıkartıyor. Son olarak da ufak bir tartışmalara değineceğim. Ben çok da uzatmak istemiyorum bu kısmı da. Tartışmalar tabii işte biraz videonun içinde de bahsettim. Desire karakterinin non-binary biri olması, bir oyuncu olması, işte beyaz oyuncuların siyah olması. Yani bunlar artık aşmamız gereken konular olduğu için ben çok konuşmak istemiyorum ama bir tek şuradan girmek istedim bu alana. Gaiman'ın kendi açıklamaları. Yani Gaiman'ın bunlara kendisinin bir set çekmesi, açıklaması. Hatta Twitter'da onunla kapışan insanlarla ya siz çizgi roman okumadınız mı kardeşim? Ben orada da bunu non-binary yazdım. Unuttunuz mu bunu? Diyecek kadar kapışması bir anlamda değerli oldu. Çünkü çok ezberden, çok alışılmış, çok hikayenin hiçliğe sürüklendiği, hiçbir şeyin göz önüne alarak konuşulmadığı, ezberden böyle omurilikten ortaya atılan bullshit teorilerle ya da bullshit yorumlarla artık dizilerin, filmlerin eleştirildiği bir noktaya geldik. Ben bu sesin hala çok güçlü olduğunu düşünmüyorum. Çünkü insanlar bunlara tepki gösterse bile hikayeyi beğendiği zaman sessizce beğeniyor yine. Yani, bok sürdürmemek için yiğitliğine yine sessizce beğenip devam edebiliyor yoluna. Ama ses çıkaran da değiştirebiliyor bu sesini. Evet ya ben yanılmışım da diyebiliyor. Ben yanılmışım dedirtecek bir Sandman. Yani hiçbir karakterin ten rengi, cinsel yönelimi ki Neil Gaiman zamanında da bu işi yaparken işte lezbiyen karakterler, eşcinsel karakterler, bazı yani özellikle işte serial killer convention'ın olduğu bölüm. Yani burası aslında bayağı tehlikeli bir bölüm. Yani orada seri katiller var, çocuklardan hoşlanan seri katiller var. Yine sapkın görüşleri olan başka karakterler var seri katil olmasa da. Bütün bu karakterlerin aslında günün sonunda nasıl ortaya çıktığı ve bunların insan hayatında nasıl bir yerde bulunduğu, Dream'in, Death'in bunlara ne bağının olduğu da bu hikayede çok iyi anlatılıyor. Çok iyi bağlıyordu bunları Gaiman. Bugün uyarladığında daha da iyi bağlamış. Yani çizgi romanın üstüne koymuş diyeyim. Hani çizgi romandan daha iyi yapmış demek bence yanlış olabilir. Başta da bu ifadeyi biraz kullanmışım sanırım. Değiştiriyorum. Çizgi romanın üzerine koyacak şekilde yapmış bunları. Bu bence daha doğru oldu. O yüzden hani Sandman seviyorsanız, daha önce okuduysanız ki bu arada şunu da hatırlatayım. Benim aslında asıl amacım diziden önce çizgi romanı da tekrar okuyup bir konuşmaktı. Çünkü ben okumamın üzerinden harbiden 20 sene falan geçti. 2000'lerde çıkıyordu. Ben 2002-2003 gibi okuduğumu hatırlarım Sandman'i ki o zaman da daha yeni basılıyordu. Bütün ciltleri bitmemişti baskısı. Şimdi İteki'den bulabiliyorsunuz. Eğer baskısı varsa hala aktif baskısı. Son 3-4 yıldır çıkarıyorlar. O zaman okudum tabii çok yoğun aklımda değil. Şimdi 2 cildi bitirdim. Dediğim gibi 2 cilt bu çizgi romanın ana parçası. Muhtemelen sezon onay alırsa bir sonraki sezon 2 ya da 3 cilt yine olacaktır en az. O yüzden çizgi romanı okuyup öncesinde aslında tamamını konuşmak istiyordum ama benim nedense aklımda dizinin çıkış tarihi 15 olarak kalmış. Halbuki 5'iymiş. O yüzden koştur koştur çizgi romanları okumaya başladım. Ama yetişmedi. O yüzden bir hafta kadar sonra, bir buçuk hafta kadar sonra çizgi roman videosu gelecek. Eğer diziyi sevip çizgi romanı okumadıysanız okuyun çizgi romanı. O videoda da tekrar bir araya geliriz. Yorumlarda bir konuşuruz ya da canlı yayında bir tartışırız. İzleyin. Sandman'i kaçırmayın. İyi bir Gaiman uyarlaması. Hatta son dönemlerde bence Sweet Tooth'la beraber. Ben Good Omens'ı da beğenmiştim açıkçası. Ama tabii onun biraz oynayan yerleri vardı. Ama Sweet Tooth'u düşündüğümde yakın dönemde çok iyi bir çizgi roman uyarlaması olmuş. Özellikle de bağımsız alanda DC içinde olsa bile. Şimdiden iyi seyirler. Kendinize iyi bakın. Bay bay.